Herkese merhaba. Müsiyat Kadın Stüdyo programımıza hoş geldiniz. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Kendisi yayıncı, editör, eserleri 16 dile çevrilmiş çocuk kitabı yazarı, anne, eş, akademisyen, sivil toplum gönüllüsü, Erdem Yayın Grubu yöneticisi ve Müsiyat'ın ilk kadın yönetim kurulu üyesi olan Doktor Melike Günyüz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bu güzel programa davet ettiğiniz için ben de. Biz de çok memnunuz sizinle olduğumuz için. Bizim için kıymetlisiniz ve sonuçta biz sizi tanıyoruz. Hep buradaydık. Ama 18 yaşında yayıncılığa başladınız diyebiliriz. Çünkü Cağaloğlu'nda bir yayın evi ortamında doğdunuz ve orada büyüdünüz. Babanız Ebu Bekir Bey'den başlayarak çocuk edebiyatına nasıl geldiniz? Bir de sizden hikayenizi duymak isteriz. Evet, çok teşekkür ederim. Aslında bu hikayeyi çok sık yineliyorum. Burada da tekrar söyleyeyim. 5 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğuyum. Bir yayıncı ailenin içinde büyüdüm. Bizim televizyon yerine oyuncaklarımız, kitaplarımızdı. Dolayısıyla çok küçük yaştan itibaren kitaplarla büyüdüm. Geniş bir kütüphanesi olan evde büyüdüm. Kurgu benim için mucizevi bir şeydi. Çünkü kitapları okur okur, çok küçük yaştan itibaren okur okur ağlardım. Hatta hatırlıyorum, annem daha okul öncesi dönemde bana bir masal kitabı okuyordu ve ben ağlıyordum. Sonra tekrar okutuyordum, tekrar ağlıyordum. Sonraki yıllarda da hep bunun üzerine düşündüm. Yani birisi bir hikaye uyduruyor ve siz o hikayenin kahramanını gerçek zannediyorsunuz. Onun için üzülüyorsunuz, mutlu oluyorsunuz, ağlıyorsunuz. Bu çok mucizevi geliyor bana. Öte yandan da biz zaten bütün kutsal metinlerde çok güzel hikayeler anlatılıyor. Bu böyle ilahi de bir şey aslında. Bir tarafıyla da bu kurgu, hikaye anlatıcılığı ilahi bir şey. Hep çocukluğumdan beri yazar olmak istiyordum. Ama yayın evi ortamında büyüdüm. Sonra yayın evinde çalışmaya başladım ve yayın evimizde çocuk kitapları yayınlayan bir yayın evi olarak olduğu için de çocuk kitabı yazarlığı üzerinden başladı benim yazarlık serüvenim. Şimdi biraz daha tabii akademik bir alana çevrildi yazı hayatım ama hala da kurgu kitaplar, çocuklar için kitaplar yazmaya devam ediyorum. Çok kıymetli. Ben de iki oğlumla kitaplarınızı okuyoruz. Çok da keyif alıyoruz gece uyumadan önce. Nuhan, ben diğer soruyu soruyorum izninizle. Müsiyat'ta ilk kadın üyelerden biri olduğunuza dikkat çekmiştik. Aynı zamanda da 3 dönem üst üste yönetim kurulunda göreviniz oldu. Bir kadın olarak iş dünyasında, STK'larda varoluşunuzun temel motivasyonu nelerdir? Biraz bize bahsedebilir misiniz? Aslında insan neden sivil toplum çalışmasının içinde olur? Önce bunu bence buna cevap vermek gerekiyor. Bence fark yaratmak isteyen insanlar sivil toplum çalışmasının içinde yer alıyorlar. Çünkü yani MÜSİAD'ı da içine alarak konuşursak birçok sivil toplum örgütünde mesleki örgütler olabilir. İşte benim üyesi bulunduğum Basın Yayın Birliği Derneği gibi, işte Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği gibi. Bunlar mesleki örgütler. Bir de daha geniş kapsamlı MÜSİAD gibi iş insanlarının olduğu dernekler, yardım dernekleri gibi birçok dernek var. Aslında hayatında, kendi aile hayatında ya da iş dünyasında bir rutini oluşturan ve orada bir çalışma temposu içinde olan ya da çalışmayan hanımlar içinde olabilir bu. Ama bir düzeni olan insanlar daha farklı şekilde topluma hizmet etmek istediklerinde, bir fark yaratmak istediklerinde sivil toplum çalışmasının içine girer. Dün bir gazete manşeti gördüm, çok hoşuma gitti. Bir şey olmak isteyenler siyasete, bir şey yapmak isteyenler STK'ya yönelir diye. Hakikaten düşündüm ve öyle olduğunu gördüm. Ben çok farklı alanlarda sivil toplum çalışmalarının içinde yer alıyorum. MÜSİAD'da yönetim kurulu üyesiyken aynı zamanda Basın Yayın Birliği Derneği'nin başkanlığını yürütüyordum. Başka derneklerde de yönetim kurulu çalışmalarım oldu. Aslında burada yapmaya çalıştığım şey şu: kendi iş hayatımda, özel hayatımda, yaptığımız bazı yoluna koyduğumuz ya da yapılması ve başarılması gerektiğini inandığımız daha büyük projeler için aynı duygu ve düşünceleri paylaştığımız insanlarla birlikte hareket etme ihtiyacımız var. Evet, biz bireysel olarak iş dünyasında bir öğretmen olarak, bir akademisyen olarak, bir yayıncı olarak, bir iş insanı, iş kadını olarak bir takım özel ve güzel işler yapıyor olabiliriz. Ama bunu toplum yararına fark yaratacak ve daha büyük etki alanı oluşturacak şekilde yapmak istediğimizde aslında sivil toplum çalışmalarına dahil oluyoruz. Benim açımdan da aslında iş biraz böyleydi. Ben MÜSİAD'da eğitim komisyonunda uzun yıllar önce danışman olarak, sonra üye olarak, sonra yönetim kurulu
üyesi ve başkan yardımcısı olarak uzun yıllar görev yaptım. Daha sonra yönetim kurulu üyeliği için çok değerli başkanımız Nail Bey beni davet ettiğinde ben ona şunu söyledim. Yani ben kadın olduğum için ve artık müsiyatta bir kadın olması gerektiği için davet ediyorsanız ben o kişi değilim. Yani fotoğrafta kadın olmak için davetliysem ben o fotoğrafta yer almak ve masada oturmak için gelmem dedim. Nail Bey de beni çok taltif edecek çok güzel bir cümle söyledi. Dedi ki hayır estağfurullah hiç öyle değil. Siz yayıncısınız. Bizim de özellikle müsiyat yayınlarını, müsiyat raporlarını, dergiyi yönetecek bir yayıncıya ihtiyacımız var. Ve siz bunun için çok liyakatli ve uygun bir insansınız. Bizim buradaki üyelerimiz de liyakat esasıyla seçilir. Biz sizi bunun için uygun gördük. Davetimizi bunun için yaptık dedi. Bu benim için gerçekten onur edici bir çok şeydi. Çok kıymetli. Dolayısıyla da ben burada müsiyat yayınlarını yönetmek üzere 3 dönem yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptım. Sanırım bir takım imzalarımız, arkamızdan da güzel eserler bırakmak nasip oldu. Yani bu STK'lar için zamanımızın da zekatını veriyoruz diye de düşünebilir miyiz? Zamanımızın, ilmimizin, birikimimizin maddi manevi zekatını veriyoruz. Sadece maddi değil. Yani insanlar da şöyle bir algı vardır özellikle sivil toplumda. Ama şimdi bunun belki değişmiş olabilir ama hani çok 10 yıl öncesinden daha önceki zamanlardan söz ediyoruz. Yani mesela benim çocuklarım müsiyat yönetim kurulu üyesi olarak para almadığımı, tam tersi üstüne para verdiğimi duyunca çok şaşırmışlardı. Anne niye gidiyorsun o zaman sabahın 5:30-6'sında niye çıkıyorsun evden diye mesela çok şaşırmışlardı. Tabii bu vesileyle onlara bu çalışmaların ne anlama geldiğini söylemiş oldum. Tabii orada atlamamam gereken çok ince bir nokta da var. Ben müsiyatta yönetim kurulu üyesi olduğumda Türkiye'de henüz kadınlar siyasette tesettürüyle yer alamıyordu. Bazı şeyler tabii çok hızlı değişti, dönüştü ve çok mutluyuz bundan ama hani o zamanlar kadınlar bu kadar görünür değildi. Ben iş hayatında, yurt içinde ve yurt dışında birçok yerde temsil görevi görüyordum. Birçok uluslararası programlara katılıyordum tesettürlü kadın olarak ama sayımız çok azdı. Benim bu teklifi kabul etmemin arkasındaki bir başka sebep de şuydu. Dindar kadınların ve Müslüman kadınların toplumda görünür olması gerekiyor. Çünkü aslında birçok okuyan kadın var, alanında birçok başarılı kadın var ama bir takım sebeplerle bunlar görünür değil. Siz çok önemli bir kuruluşta yönetim kurulu üyesi olduğunuzda aslında bir anlamda da görünür oluyorsunuz ve onları da temsil ediyorsunuz. Benim bu görevi kabul etme sebeplerimden bir tanesi de tam olarak budur. Yani o temsil. Sonrasında ben ayrıldığımda burada birçokları niye ayrıldınız, devam edin dediklerinde şey dedim. Yani artık benim yaptığım görevi yapacak liyakatli birçok genç arkadaşımız var. Onlara alan açmamız lazım. Biz bu masalarda sonsuza kadar oturmak için gelmedik. Buralar gelmek, eğitmek, kendini eğitmek, başkalarını eğitmek, gençlerin önünü açmak, yol vermek için var. Hepimiz bu masalarda nöbetçiyiz. Görevimizi yapacağız ve başkasına devredeceğiz. Şu anda ne mutlu ki sizler gibi gerçekten burada bu işleri hakkıyla yapacak birçok genç hanımefendi var. Ben bu açıdan da çok mutluyum. Allah da sizden razı olsun. Örnek teşkil ettiniz. Sonuçta gençleri de örnek teşkil edecek büyükler lazım ki biz de yolunuzdan ilerleyelim. Yani çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ben ikinci soruma geçiyorum. Eş zamanlı iş dünyasında yayıncı olarak görev alırken İbn Haldun Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat bölümünde ders veren bir öğretim görevlisisiniz. Çocuk edebiyatı, bireysel ve toplumu özellikle çocuklarımızı geliştiren, değiştiren ve dönüştüren bir özelliğe sahip ve yerli kitaplarımızın nesiller arası aktarımı açısından çok kıymetlisiniz. Hikayelerinizde ahlaki değerleri ve gelenekleri çocuklara aktarırken hocam nelere dikkat ediyorsunuz? Evet bu çok çok güzel bir giriş yaptın, geniş bir giriş yaptın. Aslında belki önce şu akademisyenlik kısmını biraz açmak isterim. Madem ki beni konuşuyoruz. Şimdi akademik dünyaya 2017 yılında giriş yaptım. Aslında bu biraz 28 Şubat rövanşıydı. Çünkü ben 2001'de doktoramı bitirdim ve arkasından 28 Şubat ve önümüz tamamen kapandı.
Dolayısıyla 2017'de bir teklif aldığımda bu yarım kalmış bir dosyanın tamamlanmasıydı benim açımdan. Bu sebeple kabul ettim. Bir başka en önemli şey de şu, ben iş dünyasında uluslararası ve ulusal birçok çocuk edebiyatı ve yayıncılığı ile ilgili projeler yürüttüm. Bunun akademik dünyayla entegre olması, iş dünyasında reel sektördeki birikimin akademik bilgi olarak literatüre girmesine çok kıymetli bulduğum için de bu teklifi kabul ettim. Gerçekten de bunun meyvelerini de artık toparlamaya başladık. Şu anda Türkiye'de çocuk edebiyatına ilgi gösteren birçok genç akademisyen var. Bu alanda farklı branşlarda, sosyolojide, İslami ilimlerde, psikolojide, hukukta bile diyebilirim. Okuyup da çocuk edebiyatıyla interdisipliner anlamda çalışmak isteyen birçok genç var. Bu çok umut verici ve mutluluk verici bir şey. Akademikteki varoluş sebebim de tam olarak aslında bu. Bir alan açmak, bu alanı, çocuk edebiyatı alanını bir ana disiplin dalı haline getirebilmek. İnşallah bunu da yapacağız. Şimdi tabii ki işin akademik boyutuyla işin içine girince, hani yazar olarak, yayıncı olarak bir takım birikimleri elde ediyoruz ama akademik bakış açısı aslında bir anlamda yayıncılığımıza da yön vermeye başladı. Çünkü metin, alt metin, metinler arası ilişki, kültür aktarımı gibi konuları daha geniş bir perspektifle ele aldığımızda her bir cümlede kullandığımız her bir kelimenin zihinde çocuğun dünyasında neye karşılık gelebileceğini daha ince eleyip sık dokuyarak düşünmeye, tartışmaya başlıyoruz. Ya da bir metni kaleme alırken farkında olarak ya da olmayarak birikimlerimizin, biriktirdiklerimizin, dünya görüşlerimizin bu metne nasıl yansıdığını görmeye başlıyoruz. Şimdi böyle dil bilimden, anlam bilimden çok anlamayan insanlar mesela çocuk ve ideoloji kelimesini, çocuk edebiyatı ve ideoloji kelimesinin yan yana gelemeyeceği üzerine bir takım ahkamlar kesiyorlar. Halbuki ideoloji dille ilgili bir alandır. Yani dilin olduğu, dil bir göstergedir ve dil kendisi başlı başına ideolojik bir aygıttır. Dolayısıyla malzemesi dil olan bir yerde ideolojiden arınmış bir şeyden söz edemeyiz. Ama bir metnin ideolojisinin açığa çıkması genellikle bizim yetişkinlerin, ebeveynlerin o metindeki temel paradigmaların, tartışılan konuların kendi dünya görüşleriyle uyumlu olduğunda orada bir ideoloji olmadığını zannetmesi, uyumsuz olduğunda başka başka fikirler, başka başka yaşam biçimlerinden söz ettiğinde orada bir ideolojinin var olduğunu fark edip buna karşı çıkmaları ile ilgili bir şey. Dolayısıyla da aslında biz farkında olmayarak geçmişten, çocukluğumuzdan bugüne kadar okuduğumuz ve dinlediğimiz her şeyi bilinçli ya da bilinçsiz kendi yazdıklarımıza aktarıyoruz. Şimdi ben de birçok öykü yazıyorum. Bazılarını sen de okudun biliyorsun. Kendim yazdıktan sonra mesela burada şu metinle ilişki kurmuşum. Aslında yani çok basit bir küçük 200 kelimelik 400 kelimelik bir öykü ama burada Mesnevi'deki falan hikaye falan metaforu kullanmışım. Ya da işte tüketim alışkanlığıyla ilgili ya da komşuluk ilişkileriyle ilgili ya da işte İlkbahar Prensi'nde olduğu gibi imaj dünyasıyla ilgili bir şey yazmışım diyorum. Aslında o metni yazarken çok bunun farkında değilim. Ama şunu söylemek istiyorum. Yazar olarak aslında biriktirdiğimiz şeyleri kendi kelimelerimizle ve kendi anlam dünyamızda yeniden inşa ediyoruz. Ben bunu nasıl yapıyorum sorusuna cevap verecek olursak, ben eski Türk edebiyatı doktorası yaptım. Alanım divan edebiyatı. Dolayısıyla geleneksel kültür, eski kültür, kadim kültürle çok iç içe benim eğitim hayatım, çalışma alanım çok iç içe geçti. Ben aslında bugün farkında olmayarak bunları yeniden ve yeniden çocuk diliyle yazdığımı görüyorum. Biraz bu birikim yansıyor. Bunu da çok bilinçli yaptığımı söyleyemeyeceğim. Ama beslendiğim kaynak bizim kadim kültürümüz olduğu için ortaya çıkan şeyler de aslında kültürel olarak çocuklara aktarmak istediğimiz şeyleri barındırıyor. Bu anlamda ben genç yazarlara hep şunu tavsiye ediyorum. Lütfen her şeyi okuyun. Önce Kur'an-ı Kerim'deki hikayeleri, sonra İncil ve Tevrat'taki hikayeleri, sonra mitolojiyi, sonra işte Mesnevi'yi, Bostan Gülistan'ı, işte Şeyh Galibi, Fuzuli'yi, bütün bunları okuyacaksınız.
dünya edebiyatını okuyacaksınız. Dünyada olan biteni göreceksiniz. Çünkü bugün Hollywood'da kadim hikayeleri ve metaforları yeniden ve yeniden bize anlattığı için aslında bütün dünyadaki insanlar için bu kadar çekici. Yeni bir şey, kimse yeni bir şey anlatmıyor. Sadece eski hikayeleri bugünün diliyle, bugünün kurgusuyla anlatıyoruz. Bugünün kurgusu da çok kıymetli. O İlkbahar Prensi'nde de yani o kadar hem modern hem resmetmesi de çok güzel. Ve hikayeyi ben oğlumla gece okuduğumuz zaman bana da öğreti oldu. Hani hayal satıcıları var, kargalar var. Aslında o hayal satıcıların şu andaki dünyada pazarlama ve reklam olduğu bilinciyle okuduğumuz zaman çıkan işte önümüze çıkan reklamlarda da sorguluyor insan. Ki evet. Ben çocuklarımın da sorgulamasını isterim. Yani popüler kültür bu iyi diye ona yönelmemeli. Ki siz onu hikayeleştirirken 400 kelimeyle çok zor bir şey aslında üstleniyorsunuz. Yani unutmam hikayeyi de. Hem bana da iyi bir öğreti oluyor hem de evladıma da. Aslında çok güzel bir noktaya temas ettin. Şimdi edebiyat herkes içindir. Biliyorsun bunu birçok her yerde aslında bunu sürekli söylüyorum. Çok önemli olduğu için bu bir iletişim stratejisi aslında bir yönüyle de. Şimdi edebiyat herkes içindir. Çocuk edebiyatı da herkes içindir. Yani eğer sen bir anne olarak gerçekten o metni zevkle okuyorsan demek ki iyi bir edebiyat eseri var ve çocuk da bundan zevk alacak, yetişkin de bundan zevk alacak. Benim burada genç annelere özellikle söylemek istediğim şey şu. Lütfen siz okurken zevk almadığınız hem edebi anlamda hem kurgusu anlamında saçma bulduğunuz metinleri çocuklarla paylaşmayın. Size iyi gelen şeyler emin olun çocuğunuza da iyi gelecektir. Size iyi gelen, sizin beğendiğiniz, wow bunu nasıl yapmış dedirten metinleri çocuklarınızla paylaşırsanız bence çocuklarda çok erken yaşta estetik anlatıya karşı güzel bir farkındalık gelişecektir. Evet çok kıymetli. Bir röportajınızda da didaktik okuma yerine eleştirisel bir şekilde okuyun dedikten sonra biz bütün okuma hikayelerimizi değiştirdik. Evet. Onun hakkında da bir şey söylemek isterseniz. Tabii ki yani şimdi şöyle bir şey var. Eskiden çocuklarımız, biz yani daha doğrusu biz akvaryumda büyüdük. Yani neydi? Daha kapalı bir toplum içindeydik. Ailemiz, daha geniş ailemiz, mahallelerimiz. Herkesin o çocuktan sorumlu olduğu bir toplum içinde büyüdük. Dolayısıyla daha korunaklıydık. Ama şimdiki çocuklarımız okyanusta doğuyorlar. Okyanusta doğdukları için de biz istediğimiz kadar onlara koruyucu ve kuytu köşeler oluşturmaya çalışalım. Yine de bunu beceremiyoruz. Peki burada ne yapacağız biz çocuklarımızı nasıl koruyacağız? Çocuklarımızı koruyabileceğimiz tek şeyin eleştirel okuma becerisi olduğunu söylüyorum. Yani bunun medya, yani televizyon ve ekran karşısındaki karşılığı işte medya okuryazarlığı, edebiyatta, kitaptaki karşılığı, eleştirel okuma becerisi. Yani sorgulayabilmek, size dışarıdan gelen her türlü bilginin ancak sizin akıl, mantık, inanç süzgecinizden geçerek sizde bir karşılığın olmasını çocuğa öğretmemiz gerekiyor. Yani mesela çok basit bir şey. Bir medya kuruluşundan bir arkadaşım arıyor. İşte falanca şöyle bir konuda şöyle bir şey var. Falanca kitapla ilgili şöyle bir yasak kararı var veya işte falan kitapla ilgili şöyle bir şey var. Siz ne diyorsunuz? Yani ben de onlara diyorum ki konuyu bilmiyorum. Kitabı okumadım. Hiçbir şey diyemem. Okumadığım bir kitap üzerine yorum yapamam. Okumadığım bir kitabın bir paragrafı üzerinden ben konuşma yapamam. Şimdi bunu çok yapıyoruz. Yani tamamını bilmediğimiz konularda sadece başlıklar üzerinden çocuk kitapları böyle olmalıdır. Ya bir dakika acaba yazar ne dedi? Yani cımbızla kelimeyi çekip cımbızla cümleyi oradan çekerek herhangi bir şey konuşmamız doğru bir şey değil. Benim o konuda bir eleştiri yapabilmem için o metni başka metinlerle, o yazarın başka metinlerini de okumam gerekiyor. Yani o yazarın anlam dünyasını çözmem ve o metinde ne demek istediğini anlamam gerekiyor ki ben orada bir şey söyleyebileyim. Şimdi bu bakış açısına, toplumumuz bu bakış açısına sahip olmadığı için de biliyorsunuz Twitter'daki bir tweet olay çıkmasına sebep oluyor. Yani o kadar çabuk 140 karakter bizi etkileyebiliyor ki ya da işte bugünlerde işte çok popüler biliyorsunuz işte kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi meselesi. Her şeye bugünün penceresiyle bakıyoruz. Yani bu konu üzerinde söylemiyorum. Bugünün içinde bulunduğumuz anın doğrularıyla geçmişi ve geleceği yargılayıp hüküm veriyoruz. Hayır öyle değil.
biz şu gün şurada kendi doğrularımız, ama emin olun bizim doğrularımız da 10 sene sonra değişecek. Emin olun birçok konuda, özellikle çocuk konusunda doğrular çok çabuk değişiyor. Ben bunu nereden biliyorum? Yani 30 seneyi geçiyor artık neredeyse meslek hayatının içinde olduğumda. 30 sene önce yayınladığımız, çok beğenilen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilen kitaplarımızı bugün yayınlasak infial çıkar. Çünkü çocuğa bakış açımız, çocukla kurduğumuz ilişki biçimimiz, çocuğa anlattığımız şeyler o kadar değişti ve dönüştü ki. Yani en basit şey, 25 sene önce ben çocuğuma hazır pakette süt içiriyordum. Şimdi mümkün mü böyle bir şey yapmamız? Hazır meyve suyu içirir miyiz çocuklarımıza? Yani intihar gibi bir şey. Ama bunun çok sağlıklı olduğunu, bir zarar olmadığını zannediyorduk. Bunun gibi düşündüğümüzde o metinlerin de yani çok normal olduğunu kabul ediyorduk. Ki o gün için normaldi. Yani bugünden geriye dönük eleştiri yapmanın çok da bir anlamı yok. O günkü şartlarda onlar normal metinlerdi. Ama bugünün dünyasında, bugünün anlam dünyasında, bugünün hızla değişen dünyasında onların artık bir karşılığı yok. Bambaşka şeyler var. O yüzden de bir takım şeyleri eleştirirken yani kolay kahramanlığa gerek yok. Yani işi araştıracağız, öğreneceğiz. Nereden nereye geldik bilmiyorum. Yok, yok. Değişime ayak uydurmalıyız aslında evet, burada. Evet. Çocuklarımıza bir bilgi verirken bu doğru yanlış değil. Biz olmasak da aslında onlar maruz kalacak her şeye farklı. Evet. Sadece neyin doğru neyin yanlış olduğunu göstermek için de bazen yanlış olanı da göstermemiz lazım. Ya da yanlış ya da doğru neye göre değişir? Şimdi şöyle komik şeyler oluyor mesela. İşte bir kitabın içinde bir şey var. Birisi birine salak demiş mesela. Ya da bir kötü karakteriniz var, haydut. Haydutça konuşuyor yani. Şimdi bu eleştiriliyor anne babalar veya da öğretmenler tarafından da. Yani ben kötü karakteri iyi kelimelerle konuşturamam. Gerçekçi değil. Yani yol kesen haydutun bir konuşma dili vardır. Hatta argo kullanır. Onun söylemi başka türlüdür. Naif bir çocuğun konuşma dili başkadır. İşte yani hepimizin dili birbirinden çok farklı. Şimdi bunu yansıtmamız gerekiyor metinlere ki gerçekçi olsun. Ama gerçekçi olanla değil de böyle pür ideal olanla ilişki kurmak isteyen ya da çocuğunu bununla muhatap etmek isteyen yetişkinler zaman zaman olmuyor değil. Ama ben de şöyle düşünüyorum, yani o bir akvaryum evet ama artık akvaryumlar yok. Yani herkes okyanusun içinde. Bir gün o çocuğun okyanusta yapayalnız kaldığını gördüğünüzde nasıl koruyacaksınız onu? Evet. Yani aşı olurken bile mikrobu böyle ufak ufak enjekte ediyoruz. Bir de şöyle bir şey var, terbiye ile ilgili bir mesele bu. Şimdi şöyle zannediliyor, işte çocuk argoyla, küfürle muhatap olduğunda çocuk bunu kullanacak. Hayır, çocuklar çok iyi bilirler dilin nasıl kullanılması gerektiğini. Bu sizin aile olarak ve ebeveyn olarak o çocuğu terbiye etmenizle ilgili bir şeydir. Yani hiçbir çocuk kendi arkadaşıyla konuştuğu dilde annesiyle babasıyla konuşmaz. Hemen uyarırsınız yani. O evet. Dil arkadaşların arasında konuşulacak bir dildir. Hatta bazı şeyleri bilirsiniz ama arkadaşlarınızın arasında da konuşmazsınız. Siz şimdi birçok küfür biliyor olabilirsiniz ama kullanır mısınız? Bu sizin dilinizde yoktur. Ama bu bilmiyor olduğunuz anlamına gelmez. Ya da birisi size kaba bir dil kullandığında bunun ne anlama geldiğini çok iyi bilirsiniz ve tavrınızı ona göre alırsınız. Ama siz o dili kullanmazsınız. Bu sizin ailenizle, terbiyenizle, görgünüzle, yaşadığınız ortamla kendinizi terbiye etmenizle ilgili bir süreçtir. Evet, kesinlikle. Tabii bazılarımız sonuçta hepimiz kadınız, çalışıyoruz. Bazılarımız hizmet sektöründe çalışıyor, bazılarımız sanayide, bazılarımız farklı meslekte icra ediyorlar hayatlarını. Ama gün sonunda bütün kimliklerimizden sıyrılıp evimize, ailemizin yanına ya anneyiz ya da anne adaylar evde birleşiyor. O kadar kıymetli ve yoğun bir görevi üstlenirken, çünkü röportajımızın başında da saydık, çok fazla göreviniz var. Çalışan anne olarak ve iş hayatınızda bu çocuklarınızla dengeyi nasıl korudunuz? Yani neler söylemek istersiniz çalışan kadınlara? Nelere dikkat etmeliyiz? Evet, bu bir öncelik meselesi. Yani neyi öncelediğiniz meselesi. Şimdi siz bir çalışan kadın olarak akşam eve gelip dolma sarıp, akşam yemeğine dolma yapmayı mı tercih ediyorsunuz? Yoksa daha basit ve pratik yemeklerle
mi akşamı geçiştireceksiniz? Ya da mutfakta yemek yaparken çocuğunuzla birlikte mi o mutfağa gireceksiniz? Ya da işte çocuğunuz odasında ders çalışıyor, ona eşlik etmeniz gerekiyor. Onu mutfağa alıp o mutfakta ödevini yaparken siz de ona eşlik mi ediyorsunuz? Bütün bunları planlamanız gerekiyor. Yani ben özellikle başarılı lider kadınlar üzerine de biraz çalıştım ve orada gördüğüm en önemli konulardan bir tanesi bu lider başarılı kadınların çok iyi bir plan anlama ve zaman yönetimi, bir de çok iyi bir şeyi var, iyi ilişki kurma becerileri var. Yani çocuklarıyla sağlıklı ilişki kurma. Çünkü siz sağlıklı ilişki kurduğunuzda zamanın kendisinin süresinin önemi kalmıyor. Yani az zaman bile olsa oradaki o az zamandaki paylaşımın tatminliği çok önemli. Yani bir saat akşamları oturup ailecek sohbet ediyorsanız 5 saat, 3 saat birlikte vakit geçirmenize gerek kalmıyor. Yani o bir saatin verdiği tatminle çocuk gayet güzel tatmin oluyor. Şimdi bir de şu var tabii ki, yani çocuklar da artık çok erken yaşta evin dışındalar. Yani 3 yaşında, 4 yaşında artık okula gitmeye başlıyorlar. Yani o ilk 3-4 sene biraz zor geçiyor. Bakıma muhtaç olduğu, daha fazla öz bakım becerilerine ihtiyacı olduğu zamanlar biraz daha sıkıntılı geçiyor. Ama ondan sonraki dönemde zaten çocuklar da sizinle birlikte dışarıdalar. Dolayısıyla buradaki denge sizin ailecek hep beraber olduğunuz zamanı nasıl yönettiğiniz, orada nasıl bir dil tutturduğunuzla ilgili bir süreç. Benim özelimde soruyorsanız, ben çok küçük yaştan itibaren, çocuklar okula başladığından itibaren asla ödevleriyle ilgilenmedim. Asla. Ödevini yaptın mı diye bile sormadım. Yani o onun sorumluluğu. Yani onu yapmak zorunda. Ben her gün onun polisliğini yapamam. Asla bana bir şey sormadıkça ödevlerine yardım etmedim. Ne yapıyorsun, kaç tane soru çözdün demedim. Hiçbir zaman demedim. Ve onlar da gerektiği zaman yardım istediler. Çünkü ben onların başında çok yoğun çalışan bir insanım. Onların başında her akşam ödev kontrol edemem. Her istediklerinde bir şey gibi her an ulaşılabilir bir anne olmadım. Ama hani... birlikte olduğumuz saatte ne sormaları gerekiyorsa bunu sordular. İhtiyaç dahilinde. Tabii tabii. Yani onların kendi öz bakım becerilerini geliştirmeleri için ben elimden geleni yaptım. Mesela çok erken yaşta kendi banyolarını yapmayı öğrendiler. Hani çalışan anne olmanın gerekliliğini aslında onlar da zaten zaman içerisinde kavruyorlar. Küçükken algılayamıyorlardı benim bu kadar yoğun mesai içinde olmam ya da işte yurt dışına gidip bir hafta evden uzak kalmam. Ama büyüdüklerinde bunu çok iyi anladılar ve çok takdir etmeye başladılar. Elbette ki bazı yoksunluklar var. Yani eve geldiklerinde mesela bir evde kek pişirmiş, çay demlemiş bir anneyle hiçbir zaman karşılaşmadılar ve bunu da söylediler, itiraf ettiler. Keşke böyle olsaydı zaman zaman dediler. Ama bugün artık yetişkin olduklarında şeyin çok farkındalar. Yani nasıl bir aile ortamında büyüdüklerinin, nasıl bir anneye sahip olduklarının çok farkındalar ve bundan dolayı da hani zaman zaman da teşekkürlerini ifade ediyorlar. Ama hani çocukken şeyi çok vurguladılar. Yani mesela kızım çok daha küçüktü ve şey dedi, yani ben zengin biriyle evleneceğim ve çalışmayacağım. Niye? 3 tane çocuğum olacak. Çocuklar okuldan geldiğinde ben evde olacağım. Ya bu o kadar küçük bir yaşta bunu söyledi ki ben o zaman çalışmayla zenginlik arasında bir ilişki olmadığını ona anlatmaya çalıştım. Ya anlatmaya çalıştığım şey buydu aslında. Ya da işte oğlum 5 yaşında geldi, dedi ki ben kitap okumayı sevmiyorum. Kütüphanemi artık kitapla ilişkim yok. İşe gitmene gerek kalmadı anne, dedi. Yani aslında bu çocuğun evde annesiyle birlikte duyduğu hasretle ilgili bir şey. Evet, bunları yaşadık. Bu bir bedel. Yani herkes bir bedel ödüyor. Çünkü hayat tercihlerimiz hep bedel ödemek üzerine zaten. Hayat bu. Yani her yol ayrımında tercih ettiğiniz ve tercih etmediğinizin sizi götürdüğü bir yol var. Benim tercih ettiğim hayat bu ve bundan da mutlu muyum? Çok mutluyum. Geri dönüp baktığımda evet, kek pişirseydik güzel olabilirdi ama pişirmedik. Yani başka çocukların da başka yoksunlukları vardı. Var. Yani hep kendimi böyle teselli ettim ve bunu da dert etmedim aslında.
dert etseydim belki çocuklar üzerindeki etkisi farklı olabilirdi. Ben bunu hiç dert etmedim. Tam tersi, bunun çok kıymetli olduğunu ve çok değerli olduğunu onlara dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Tabii ki çok önemli bir konu var. Bunu söylemek mecburiyetindeyim. Bütün bunlar çekirdek ailede olmaz. Yani benim en büyük nasibim annem, babam, kayınvalidem, kayınpederim ve tabii ki eşim. Yani onlarsız, onların desteği olmaksızın bunlar olmaz. Nasıl ben eşimi destekçisiysem aynı şekilde eşim de benim destekçim. Çok büyük bir destekçim. Onun ben yokken sağladığı ortam, ben yurt dışındayken ya da işte gece eve geç geldiğimde o çocukların başında durması, onlarla ilgilenmesi, onlara masal okuması, onları uyutması, onları yedirmesi daha bebekken. Bunlar çok değerli ve burada başka bir problem daha var bence. O da şu, şimdi biz kadının görevi ve erkeğin görevi diye aileyi böldük ve parçaladık. Bu da büyük bir problem. Aile bir bütün, bir bütün. Yani siz eşinizin çok yoğun olduğu bir zamanda onun boşluğunu ve açığını kapatmaya çalışırsınız. Siz hastayken ya da siz işte bir görevdeyken de o sizin eksiğinizi kapatır. Hani burada sürekli şu psikoloji var. Ben bunu yapamadım, benim görevim bu. Hayır, bu ailenin görevi. Bütün bunlar kadının ve erkeğin birlikte görevi. Kadının, yani biz çok geleneksel bir toplum olarak ve geleneksel bir aile olarak hep bir takım görevleri kadına atfediyoruz. Hele de bizim kendi geleneksel yapımız içerisinde. Yani günümüzün kadını muhteşem bir kadın olarak kahvaltıda hazırlayacak, kariyerde yapacak, çocukta yapacak, hafta sonu gezmeye de gidecek, misafir de ağırlayacak, akademik çalışmada yapacak, kitapta okuyacak. Tiyatroya da gidecek. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Yani çocuklar büyüyene kadar evinize belki hiç misafir çağırmayacaksınız. Eviniz darmadağın olacak. Eviniz kirli olacak. Yani belki 3 sene hiç akşam yemeğe çıkmayacaksınız. Böyle bu böyledir yani. Şimdi bu imaj dünyası dedik ya az önce. Bize pompalanan dünyada bunların hepsi mükemmel. Hayır, böyle bir dünya yok. Böyle bir hayat da yok. Ben hep arkadaşlara, genç hanımlara, çocukları olduğunda diyorum ki hayatınızdaki 10 seneyi bir şey yapın. 40'ına kadar, 40 yaşınıza kadar mükemmel bir hayatınız olmayacak, böyle ideal bir hayatınız. Ama çocuklar bir gün ortaokula, ilkokula başladığında gerçekten zamanın size ait olduğunu göreceksiniz. Hele onlar üniversiteye başladığında bütün zaman size ait. Ondan sonra istediğinizi yapın. Şimdi ben bütün bunları 40 yaşından sonra yapmaya başladım. Yani sivil toplum çalışmalarım olsun, diğer akademik çalışmaları çok daha ilerleyen yaşta. Ama genç hanımlar zannediyorlar ki yani 25 yaşında bütün bunları yaptık. Hayır, ben 40 yaşıma kadar çocuklarımla ve işimle meşgul oldum. Başka hayatımda hiçbir şey yoktu. Onların biriktirdikleri, onların üzerine inşa ettiğim şeylerden sonra ben sosyal medyada, sosyal hayatta görünür olmaya başladım. Yani 40 yaşına kadar biraz sabredeceğiz, biraz biriktireceğiz. İş hayatımızda çok iyi bir noktaya geleceğiz, çocuklarımızla ilgileneceğiz. Ondan sonra da topluma karşı olan vazifelerimizi yapmaya başlayacağız. O yüzden o dönem kayıp yıllar değil, tam tersine sizin olgunlaştığınız, çocuk anne olmak, daha doğrusu ebeveyn olmak, olgunlaşmak demektir. Böyle değirmende, değirmende un ufak olmak demektir. Hayatın başka veçelerini görmek, tanımak demektir. En önemlisi sabrı öğrenmek demektir. Biz bunları öğreneceğiz. Ondan sonra topluma karşı olan vazifelerimizi yerine getireceğiz diye düşünüyorum. Evet, yani zamanı iyi yönetmeliyiz bu cepte. Zaten mükemmel olamayız. Hiçbirimiz, yani yaradandır mükemmel. Ben de onu düşünüyorum iş hayatında çocuklarla vakit geçirirken. Bir de bir psikolog arkadaşlarımla konuşurken de çocuklarla nitelikli vakit aslında geçirmek kıymetli. 7-24 onunla olmak değil, işte oyun oynayabilmek, vakit geçirmek, konuşmak. Çünkü çalışma hayatında zaten zaman geçiyor. Peki oradan şuna bağlasam, çalışma hayatından geriye kalan kısıtlı vakitlerimizde ebeveynler, yani anne ve baba çocuklarıyla güçlü bir bağ kurabilmek için neler yapmalı? Neler önerirsiniz çalışan kadınlara ve beylere? Tek önerebileceğim şey ekranı kapatmak ve çocukla vakit geçirmek. Bu çocuğun talebi şu olabilir: ödevime yardım et.
olabilir. Benimle oyun oyunu olabilir. Bana bugünün nasıl geçti diye sormak olabilir. Bir de şöyle bir sorun var burada da. Yani bu bakış açılarımızda aslında şöyle bir sıkıntımız var. Yani çocuğumuzla vakit geçirmek bizim de ihtiyacımız. Yani evet. Sanki bu çocuktan gelen ve bizim bir vazife olarak ona yapmamız gereken bir şeymiş gibi algılanıyor. Hayır, öyle değil. Senin de çocuğunla vakit geçirmeye ihtiyacın var. Bu sana da iyi gelen bir şey. Mesela benim yaptığım hatalardan bir tanesi, mesela şimdi geri dönüp bakıyorum. Tabii bunu çok bilinçli yaptık ama bence yanlış olduğunu düşünüyorum. Biz hiç dışarıdaki hayatımızı, eşim de ben de hiç eve taşımadık. Hangi anlamda taşımadık? Yani sorunlarımız olduğunda hiç bundan söz etmedik. Bir şey bizi çok mutlu, taltif aldığımızda bunu hiç çocuklarla paylaşmadık. Hep böyle bir çocukların dünyasındaki şeyler üzerinden gittik. Ben şimdi bunun büyük bir hata olduğunu düşünüyorum. Hayır, bence bir çocuk da annesinin, babasının üzüntüsünü, mutluluğunu, heyecanını paylaşabilmeli. Yani bir çocuk akşam eve geldiğinde, tabii endişe düzeyinde kastetmiyorum bunu, olması gerektiği düzeyde. Ya anne ne yaptın? Bugün çok önemli bir görüşmem vardı. Ne oldu diye çocuk bence bunu sorabilmeli. Bu çok önemli bir şey. Yani aile ilişkileri bağlamında. Mesele çocuğun meselesi değil. Mesele ailenin meselesi, aile ilişkilerinin meselesi, ailede bir takım şeyleri paylaşma meselesi. Yani ekonomik kriz oluyor. Yani çocuğumuza bunları hissettirmeyelim. Hayır, hissettirelim. Dozunda hissettirelim. Yani endişe vermeyeceksin çocuğa. Çocuğun dünyasında bir endişeye sebep olmayacaksın ama çocuk bilecek ki bu ay istediği şeyi ancak önümüzdeki ay alabiliriz. Çünkü bu ay şunun ödemesini yapmamız gerekiyor. Bunu imkanınız olduğu için değil. Yani imkanımız, ben mesela bunu çok yaptım. İmkanım olduğu halde erteledim birçok şeyi çocuklar açısından. Yani hani şunu alalım, bu ay çanta aldık. Kusura bakma, önümüzdeki ay bu ayakkabıyı alacağız. Ya da 3 tane ayakkabım var, kusura bakma şu anda 4.'yi alamayız. Böyle bir şey, böyle bir israfa gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bütün bunları çocukla paylaşmak lazım. Bu aile birliği, duygu paylaşımı çok kıymetli bir şey. Ve bu duygu paylaşımı tek taraflı olmaması gereken bir şey. O yüzden çocukla nitelikli vakit geçirmek değil, ailecek iyi vakit geçirmek meselesi. Bu bir tabu oynamak da olabilir. Tavla oynamak da olabilir. Hatta birlikte film seyretmek de olabilir. Yani şimdi televizyona çok kötülüyoruz ya bir dönem. Şimdi diyorum ne kadar kıymetli bir araçmış televizyon. Ne kadar değerliymiş. Aynı anda ekran karşısındasınız. Aynı şeye gülüyorsunuz. Mandalina soyuluyor. Efendim anneniz size meyve soyuyor, ikram ediyor. Reklam arasında sırayla tuvalete gidiyorsunuz. Aynı duyguyu paylaşıyoruz. Şimdi öyle değil. Şimdi herkesin kendi ekranı var. Kontrol de edilemiyor. Kontrol edilemez bir ekran var. O yüzden ortak saatleri çok değerli buluyorum. Yani ortak film seyretmek de çok değerli. Tamam, ekranı kapatmayalım ama ortak bir film seyredelim ve sonra o film üzerinden tartışma yapalım. Yani benim kızım artık yetişkin ama biz animasyon saatleri yapıyoruz ailecek. Akşamları, mesela akşamları diye haftada bir ya da iki bir animasyon filmi seyrediyoruz, çocuk filmi seyrediyoruz. Sonra onun üzerine konuşuyoruz. Çünkü kızım bu alana yönelmek istiyor, üniversite eğitimini bu alanda yapmak istiyor. Yani dolayısıyla hani daha önce seyrettiğim birçok filmi onunla birlikte tekrar oturup seyrediyorum. Ve hakikaten o gençlerin bakış açıları, olayları değerlendirme biçimleri çok farklı. Ve o da benim mesela kendi mesleğime, kendi yayıncılık dünyama da çok şey katıyor. O gençlerle birlikte olmak işin başka bir boyutu da bu tabii. Onlardan da bir şey öğreniyoruz. Tabii, kesinlikle. Devam etmek için. Buradan evet. Ben röportajlarınızı okudum, izledim YouTube'daki programları. Orada bir cümleniz çok dikkatimi çekti ve altını çize çize not defterime yazdım. Hayatı okumayı öğrenmek iyi bir kitap okuru olmaktan geçer. Evet. Evet. Yani bu aslında kitap için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Dediğiniz gibi film için de çocuklarımızla kaliteli vakit geçirirken bir de onlara bir şey öğretmeliyiz. Tabii. Şimdi aslında şunu söylemek istedim muhtemelen o cümleyle. Çok güzel. Şimdi hiçbirimizin hayatın farklı veçelerini tanıma şansımız yok. Tek aslında alanımız kitap. Yani 3 yaşındaki bir çocuk ilk kitap eline aldığında... Önce ne tür kitapları alıyor çocuk eline? İşte kaşık, tabak, yani
birinci dereceden kendi çevresiyle ilgili nesnelerin isimlerini öğreten o en küçük kitaplarla başlıyor. İşte banyo kitaplarıyla, oyuncak kitaplarla başlıyor. Ve zamanla işte mesela işte yumurtadan ne çıkar? 4-5 yaşına geliyor. İşte kuyruklar ne işe yarar? İşte mevsimler gibi daha çevreyle ilgili kitapları görmeye başlıyor. Ve bu kitaplarda çocuklar hayatlarında belki de hiç görmeleri mümkün olmayan hayvanları tanımaya başlıyorlar. İşte dinozordan söz ediyor. Bilmem ne yılanından, onun yumurtasından söz ediyor. İşte bilmem Afrika'da yaşayan bir hayvanın yumurtasından söz ediyor. Ve dolayısıyla aslında evreni, kainatı tanımaya başlıyor kitaplar üzerinden. Eğer o çocuk o kitapla muhatap olmazsa bu tanışıklık olmuyor. Bu tanışıklık çok geç yaş, çok ileri yaşlara erteleniyor. Bu nedenle çok küçük yaştan itibaren bu tarz kitaplarla çocuğu bulaştırmanın iki tane faydası var. Bunlardan bir tanesi dil gelişimi faydası. Çünkü biz kelimelerle düşünüyoruz ve ne kadar çok kelime bilirsek, bunu da çok sık yineliyorum biliyorsun, ne kadar çok kelimeyi erken yaşta çocuğa öğretirsek çocuğun düşünme becerileri, o kadar çok gelişiyor. İkincisi de kainatı ve evreni tanımaya başlıyor. Yani çevremizi tanıdıkça kendimizi de tanımaya başlıyoruz. Kendimizi o evrende tanımlamaya başlıyoruz. O yüzden hayatı tanımak, bir de yani sadece bizim gibi orta sınıf ailelerin çocukları yok bu dünyada. Göçmen çocuklar var, yetim çocuklar var, işte kimsesiz çocuklar var, savaşta çocuklar var. Çalışan işçi çocuklar var, değil mi? Sokakta kırmızı ışıkta durduğunda cam silmeye çalışan çocuklar var ve biz bunlarla aynı iklimde, aynı havayı teneffüs ediyoruz, aynı mekanda, aynı coğrafyada yaşıyoruz. Şimdi çocuğun hayatın gerçekleriyle de bu anlamda tanışması ve karşılaşması çok önemli. Bunları da tanıması yine hikayeler yoluyla oluyor. O kahramanların, o çocukların olduğu hikayeler hem onları tanımaya hem onlara karşı bir empati duymaya da vesile oluyor. O yüzden kitaplar okunmalı. Evet, çok evet. Kıymetli. Çok kıymetli bir sohbet gerçekleştirdik. Kitaplarını ben okudum. Oğullarımla da okuduk Melike Hanım. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bu yayınımızı da Ketebe Yayınları'nın sponsorluğunda gerçekleştirdik. Size küçük de bir hediyemiz olacak kabul ederseniz. Ayağınıza sağlık. Evet, Ait Matov benim en sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Evet, okunması kolay bir yazar değil. Hayatın gerçeklerine inanılmaz şekilde dokunan bir yazar. Benim için çok güzel bir hediye oldu. Sürpriz oldu. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Tekrar teşekkür ederiz zaman ayırdınız. Çok kıymetli bir söyleşi ve sohbet oldu. Çalışan kadınlarımıza inşallah sonuçta çalışıyoruz ve çocuklarımızı da yani nitelikle elimizden geldiğince iyi bir şekilde yetiştirmek isteriz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.